Yaklaşık 5 yıldır arkadaşlar bilgisayar başında çalışıyorum ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşıyorum. Zaten bu süreci yıllardır sizinle paylaşıyorum. Bir de benim kardeşim var, Yusuf. Yaklaşık da 4 yıldır onu böyle bir hayat için hazırlıyordum. Ya bir dakika ya. Ne yapıyorsun editör? Reklam videosunu yapıyorum da. Müşteri işi mi? Evet. Ve bir hafta içerisinde kendi dijital göçebe hayatına başlayacak. Evet. Ben onun için bayağı heyecanlıyım. Yusuf zaten aynı şekilde heyecanlı. Bu sürece gelene kadar tabii ki birçok şeyden geçti. Bunları çok detaylı anlatmadık ama bu vlogda olabildiğince anlatmaya çalışacağım. Şu anda Yusuf hazır, ben de hazırım ama 5 dakika önce hazır değildi. Yusuf her mesajından sonra sabah uyandığında ben ona tembel hayvan diyorum, böyle hareket ediyor. Abinden nefret ediyor musun? Evet, biraz daha tutku. Evet, böyle. Harika. You put him sleep, you are worrying the most. Yes, we forgot, I'm so sorry. Bugün çocuğu annem uyuttu. Ayağında uyuttu hem de. Ömür'e ses çıkarınca annem bu sefer stres oldu. Çocuğu uyutan kişi daha çok stres oluyor uyanacağı zaman. Bu açılmıyor mu daha tamamen? Açılır. İki Yusuf açılmak ama artık normal. Komik değil mi? Bravo İngilizce. İki Yusuf açılmak ama artık normal. Şimdi buraya sığacağız mı? Evet, bu arada Yusuf'un da bir kedisi var. Artık Luna bunu da bırakıp gidiyor. Olamaz. Yes. No, we're just about to talk. Ben bir babayım artık. Kedi nereye gitti ya? Çocuğu hallettik. Nasıl ben nasıl? Hem bağdaş kurmayacağım hem şey yapacağım. Nasıl şu olacak? Şekilde. Ha. Boyu biraz uzun, kameranın açısından çıkıyor herhalde hafiften. Tamam. Şimdi süper. Öncelikli olarak dijital göçebelik nedir arkadaşlar? Bilgisayar başınızda işiniz var. Tamam mı? Yani lokasyondan bağımsızsınız. Ve istediğiniz herhangi bir bölgede, dünyanın herhangi bir bölgesinde işinizi gerçekleştiriyorsunuz. Bu benim yıllardır hayalini kurduğum bir şeydi. Böyle sahilin kenarında, herhangi bir kafede, bilgisayar başında işimi yapmak. Buna ulaştığım için tabii ki çok mutluyum. Gerçekten de tahmin ettiğim, hayal ettiğim kadar keyifliymiş. Yani şu anda mesela Yusuf online olarak çalışıyor ama şu anda ailesinin evinde. Tam olarak bu odada bütün işlerini yapıyor. Yusuf şu anda uzaktan çalışan. Aslında bir dijital göçebe değil daha. Evet. Ama oraya adım attığı süreçteyiz. Siz diyelim dijital göçebeliğe başlamak istiyorsanız ilk olarak neye ihtiyaçları var? Bir yeteneğe. Bir online beceriye. İşverenlerin istediği bir beceriye ihtiyacınız var. Mesela Yusuf şu anda sanal asistanlık yapıyor ve elinden el iş gelir tarzında bir süreç içerisinde şirkette. Neler yaptın mesela bu zamana kadar? Finansla uğraştım, müşterilerle iletişime geçtim. Video editörlüğü yaptım onlar için, içerik ürettim. Karuseller yaptım, yani aynı şekilde içerik üreticiliğine giriyor. Onun dışında bir kere de web site yaptım. Bu tarz şeyleri yapıyor Yusuf. Siz mesela yazılımcı olabilirsiniz, Lena gibi içim yer olabilirsiniz, benim gibi sadece video editör olabilirsiniz ya da copywriter yazar olabilirsiniz. Ya bu daha gidiyor arkadaşlar. Ses sanatçısından tut, avukatlığa kadar, hatta online muhasebeye kadar ya gerçekten birçok iş var. Araştırsanız zaten hepsini öğrenebilirsiniz. Daha sonraki süreçte bir iş bulmanız gerekiyor. Benim her zaman tavsiyem dijital göçebeye başlamadan önce ne kadar beceriniz olursa olsun mümkünse daha evinizden çıkmadan müşteri veri tabanınızı oluşturun. Yani gittiğinizde parasız kalmayın. Evet. Yusuf'un yaptığı şu anda bu, yaklaşık zaten 8 aydır Amerika'daki şirkete çalışıyor. Sistemler oturdu. Her şey yolunda. Artık yolculuğa çıkabilecek seviyede. Aslında bunu 2-3 ay önce de yapabilirdi. Belki 4-5 ay önce de. Birkaç bir şey almamız gerekiyordu. Paralarızladık bayağı. Aynen. İşte bilgisayar. Yusuf'a bir bilgisayar aldık. Bilgisayar çok önemliydi. Evet. Eski bilgisayarı kırıktı çünkü. Şuradan tutup açmam gerekiyor. Kırık mı? Kırık, evet. Bak. Adam ne şartlarda çalışıyor. İnşallah güzel bir iş bağlasın. MacBook alacak bir gün kendime. Onun dışında uçak biletini ayarladık falan derken. Hayırlı olsun. Git, we bought the ticket. Ancak her şey oturabildi Yusuf için. Şimdi online becerim var. Online beceriyi satabilmen lazım. Bunu da arkadaşlar doğru iletişimle ve daha çok senin ne yaptığın, senin ne kadar iyi olduğun değil de müşterinin ne istediğine odaklanırsan yapabiliyorsun. Hatta Lena'nın bununla ilgili kitapları ve... Kedi kamera. Lena'nın bununla ilgili kitabı falan da var ama internetten de birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Lunacığım iner misin? Pis. Gel buraya. Tamamdır. Online beceriniz var. Doğru yöntemlerle online becerinizi satmanız gerekiyor. Bununla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Peki sorabilirsiniz, Engin online beceriyi nasıl geliştireceğiz? Mesela ben bunu kurslarla yaptım arkadaşlar.
Yusuf kendine kitaplar aldı. Aynı şekilde kurslarla yaptı diye tahmin ediyorum. Ya video editörlüğü aslında biraz şöyle mi? Yapa yapa öğreniyorsun da. Biraz ben öyle. Senin TikTok videolarını vesaire de editlemiştim. Aynen. Ama yazılım yapmaya çalıştığım sıralarda hem kurs hem de kitaplardan yararlanmıştım. Yani bu değişebilir. Bir online beceri geliştirdiniz. İşte müşterinizi buldunuz. Sonraki süreçte artık dijital göçebe hayatına bir nevi hazırsınız. Çünkü bir geliriniz var. Artık lokasyondan bağımsız olarak çalışabiliyorsunuz. Şimdi dijital göçebe hayatında 3 tane özgürlük var genel olarak. Bunlardan bir tanesi lokasyon özgürlüğü, şu anda Yusuf'un sahip olduğu, benim de sahip olduğu. Bir tanesi zaman özgürlüğü, şu anda Yusuf ona sahip değil. Sen de aslında çocuk olduktan sonra pek sahip değilsin ama. Yok, gene işimi istediğim zaman yapıyorum. Yani. Şimdi zaman özgürlüğü nedir? Yusuf 7 ile 2 arası mesai saatlerinde çalışmak durumunda. Ben istediğim zaman çalışıyorum. Yani zaman özgürlüğü bu. Üçüncü olarak da finansal özgürlük. Yani öyle bir seviyeye getiriyorsun ki kendini istersen çalışmayabilirsin. Birazcık dinlenebilirsin. Sonra tekrardan işlerini yapabilirsin. Ve uçak bileti almak, ne bileyim bir kendine bir kola almak gibi hissettirebilir. Bu seviyeye ulaştığında da dijital göçebe hayatı aslında daha da kolaylaşıyor. Üçüncü olarak da finansal özgürlük. Şu anda İkimizde de yok bu. Bu tam olarak ikimizde de yok. Ama hedeflediğimiz noktalardan biri. Şu bir gerçek. Açıkçası bunu kesinlikle söylememiz gerekiyor. Sen eğer gerçekten güzel paralar kazanmak istiyorsan uluslararası pazara gitmen gerekiyor. Ki uluslararası pazarda daha güzel işler bulabilirsin. O yüzden mesela Yusuf'un İngilizcesi. How is your English, Yusuf? My English is good, I guess. So he wouldn't say perfect, but his English is very good, I would say. There is a video of us when we come to first Turkey. It's a saying that my grandfather said, if you want food, you have to be patient. Because patient is the key of good food. Ne diyor ya? Ya orada gördüğünüz üzere arkadaşlar İngilizce gerçekten iyi. Bir de gerçekten freelance pazarına girmek istiyorsanız İngilizce olmazsa olmaz. Bana yapılan bir röportajda arkadaşlar freelance çalışmayla ilgili bir şeyden bahsediyorum. İngilizcenin önemini o kadar aktarmışım ki böyle 5 kere İngilizce. İyi ücretler kazanabilmek istiyorsanız İngilizce. 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 Zaten kendinizi bir beceri de geliştirmek istiyorsanız gene İngilizce. 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 Şimdi Yusuf, haftalar kaldı dijital göçebe hayatımın başlamana. Evet. Yapılması gereken bazı şeyler var. Neler? Bunlardan birisi kalacak yerini seçeceğiz. Kalacak yerin öyle bir parti mekanı olamaz senin. Neden? Hayır falan. Yok zaten parti yapan bir çocuk değil de. Ama kalacak yerinin hem çalışabileceğin bir ortamı olması lazım. Bu gerçekten çok önemli. Bizim yaptığımız en büyük hatalardan biri arkadaşlar Lena'yla. İlk çıktığınızda, dijital göçebe hayatına başladığınızda, ya diyelim artık işiniz var, para kazanıyorsunuz, bir müşteri tabanınızı oluşturdunuz, uçak biletinizi aldınız, artık hazırsınız, her şeyi yapacaksınız. İlk çıktığınızda insan bir çok heyecanlı oluyor. Bu heyecandan dolayı işle hayat dengesi biraz karışıyor. Daha çok gezmek istiyorsun, evet. Ne bileyim farklı yerler görmek istiyorsun, işini yapamıyorsun, aksatıyorsun, para kazanamıyorsun. Ne işte var aynısı bende de birazcık. Parasız kalıyorsun. Paramız bitti, 2 ay bitince ayrıldık. Para kazanmaya Tayland'ın Chiang Mai şehrine geçtik. Burası dijital göçebelerin barınağı gibi bir yer arkadaşlar. Yok sende olmaz diye tahmin ediyorum çünkü sana şu anda bunu uyaran birisi var. Yani ilk başlarda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz ama mümkünse bir düzen oturtun kendinize. İşte haftada 3-4 gün çalışıyorsunuz ya da 5 gün çalışıyorsunuz mesela. İşte hafta sonu geziyorsunuz ya da hafta içi bazı belirli günler geziyorsunuz ya da sabah geziyorsunuz, akşam çalışıyorsunuz. Bu biraz önemli olacak ve hızlı gezmenize gerek yok. Çünkü dijital göçebe olduğunuzda vaktiniz var arkadaşlar. Oraya bir turist olarak gitmiyorsunuz. İstediğiniz zaman tekrardan keşfedebilirsiniz. İsterseniz gidin başkentte bir ay boyunca hiç gezmeden kalın. Oranın çevresinde takılın, işinizi yapın, arkadaş edinin. Ama size söz veriyorum. Yani her türlü gezmek için vaktiniz olacak. Sadece acele etmeyin ilk başlarda. Ben onu yaparak çok para harcamıştım. Lena'yla ilk başta biraz sıkıntı olmuştu. Haberin olsun Sri Lanka'ya gittiğimizde. Tamam. Yusuf'un da kalacak yerini ayarlamadık. Şimdi onunla ilgili tüyolar vereceğim. Kalacak yerin dediğim gibi bir parti mekanı olmasın. Biraz böyle ortak çalışma alanı olan yerler bulabilmen çok iyi. Şu anda Yusuf'un bütçesi gereği ilk başta hostellerde başlayacak. Bütçe dışında bir de arkadaşlarla, insanlarla tanışmasını istediğimiz için, böyle bir çevre kurmasını istediğimiz için hostelleri tavsiye ettim. Daha sonra isterse kendini biraz izole etmek ya da işlerine odaklanmak isterse gider bir yerde Airbnb ev tutar. Ya da benim arkadaşlar eğer bütçeniz yüksekse tavsiye ettiğim şeylerden biri co-living mekanları bulmak. Co-living nedir Yusuf? Anlattım biliyorsun. Hatırlamıyorum. Co-living deyince mi anlaşılıyor ya? Biriyle beraber bir yerde yaşıyorsun. Yani co-living arkadaşlar hem size konaklama imkanı sunuyor, aynı zamanda ortak çalışmaları sunuyor. Yani ikisini bir arada ödemiş oluyorsunuz o mekana. Bunlar Güney Asya'da gerçekten çok meşhur. Özellikle tek başınıza dijital göçebe hayatı yaşıyorsanız, ben sonuçta kız arkadaşımla başlamıştım. Sonra eşim oldu. Şu anda çocukluyuz. Yani bizim biraz değişti. Ama siz mesela tek başınıza başlıyorsanız bazen izole hissedebilirsiniz. O yüzden co-living yerlerinde de
senin gibi online çalışan insanlarla tanışmak mümkün ve aynı zamanda bağlantılar kurabilirsin. Mesela sen diyelim şu anda TikTok'tan işler de yapıyorsun. Hı-hı. Orada TikTok'ta iş yapan biri de olabilir. Beraber iş de yapabilirsiniz. Aa, peki Co-Living'deki herkes çalışan mı oluyor böyle dijital göçede? Tabii. Co-Living'e gidiyorsa birisi zaten en az 2 haftalık ya da aylık kiralıyordur. Kesinlikle online çalışandır. Co-Living'de backpacker görmezsin. Sırt çantalı gözgün görmezsin. Co-Living'de her zaman online çalışanları görürsün. Amaç orada productivity'yi arttırmak yani. Aynen. Şimdi onun dışında dijital göçebe hayatında ülkeye varır varmaz yapabileceğin şeylerden biri sim kartı almak olacak. O ülkenin sim kartını al. En hızlı interneti ve en büyük paket neyse hatta onu yaptır. Genelde kalacağın yerde internete bakarsın, Wi-Fi'yi kontrol edersin. Kötü olmaz ama bazen başka bir yere tatile gidersin, başka bir yerde geziyorsun. Gene işini yapmak durumunda kalırsın ama o yüzden telefonunun internetine güveneceksin. Ben mesela Sri Lanka'da günlük vloglar yaparken arkadaşlar sahile gider, telefonumun internetiyle videoları yüklerdim. Evet, onun ben videosunu da yapmıştım. Aynen. Motosikletimin üzerinde video yüklemeye çalışıyorum. Dünün vlogunu yüklemeye çalışıyorum. Ya her zaman öyleydi. Çünkü internet çoğu zaman çok yavaştı. Telefonun interneti hızlıydı. Her zaman benim ikinci planım olmuştu. Buna çok ama çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şöyle bir şey var. Ben turist değil izledim. Dijital göçebe izledim ama ülkeler bürokrasi olarak hala dijital göçebeyi anlamıyor olabilirler. Siz bir ülkeye gidince ne yapmamanız lazım? Ben buraya yaşamaya geldim demeyeceksiniz. Siz buraya yaşamaya geldim diye bir cümle kurmanıza gerek yok. Siz turistsiniz arkadaşlar. Diyelim ki bir ülkeye gittiniz, 30 gün kalma hakkı var. Uzatma da yapabiliyorsunuz. 60 gün. Ya da bazı ülkelerde mesela bizim Türkiye pasaportunda Japonya'da 90 gün kalabiliyorsun. Malezya'da 90 gün kalabiliyorsun. Böyle avantajlar da var. Yani turist demeniz yeterli. Hiç ben buraya yaşamaya geldim demeyin. Anlamayabilirler yani. Sizi bu aklınızda bulsun. Yusuf da aynı şekilde mesela Güney Asya'da başlıyor yolculuğuna. Japonya'da gitse, Malezya'da gitse, Sri Lanka'da gitse, Tayland'da gitse sen turistsin. Yani onu çok karıştırmaya gerek yok. Neden? Çünkü siz aslında online çalışıyorsunuz. Yerli bir halkın ekmeğini yemiyorsunuz. Yani siz aslında oranın gerçekten ekonomisini arttırıyorsunuz basitçe. Orada yaşayarak harcamaya ve yaparak. Harcamaya yaparak. Ben Yusuf'u yolcu edeceğim. Bunları da ayarlıyorum ama bundan sonrası hiçbir şey karışmıyor. Hayır, beni oraya fırlatacaksın, sonra bakmayacaksın arkadaşlar. Hayır, gerisi tamamen Yusuf'ta arkadaşlar. Genelde böyle oturarak video yapmıyoruz arkadaşlar ama birilerine yardımcı olacağını düşündüğüm için böyle yapmaya karar vermişim. Yani ne bileyim, Yusuf'un bir 3,5 yıllık hayatında burada değildim ama sürekli internet üzerinden iletişim kuruyorduk. Videolarda takip ediyordu. Böyle bir şey yapmak istediği kendiliğinden çıkıverdi. Ve zaten online çalışmaya çok istekliydi. And after my learning process finish, I'm gonna be a freelancer. Şu anda o günler geldi ve çıkmasına çok az zaman kaldı. Tabii ben bu konuda çok rahatım. Hatta ona da çok güveniyorum. Kendisi şu anda lise mezunu. Üniversiteye gitmedi. Üniversitenin öncesinde kendisini tanımak için böyle bir yolculuğa çıktı. Çıkacak yani daha doğrusu. Evet. Böyle bir yolculuğa çıkacak. Tabii ki bu durum benim için çok gurur verici olsa, ne kadar güzel olsa da ailem için birazcık böyle nasıl yapacak, ha Yusuf da üniversite gidiyor. Üniversite okumadı ne yapacak falan. Ailem arkadaşlar özellikle bizim isteklerimize çok ama çok saygı duyuyor. Çünkü sonuçta bizim hayatımız, şey yapmıyorlar işte. Engin biz senin için bunu istiyoruz, bunu yapmak zorundasın gibi bir süreç hiçbir zaman benim hayatımda olmadı. Abimin hayatında olmadı, Yusuf'un hayatında olmadı, Nilay'ın hayatında olmayacak diye tahmin ediyorum. Şimdi bir de onlarla konuşalım. Sonuçta eğer bunu izleyen aileler varsa da çocuklarını dijital göçebe hayata gönderecek birazcık stresli olabilirler, endişeli olabilirler. Ama endişelenecek çok bir şey yok. Dünya gerçekten güzel arkadaşlar. Zaten bu eleman da direkt dijital göçebe hayatına doğdu. Gayet memnun. Değil mi o? Memnun muyuz beyefendi? Annem yine güzel bir Türk kahvaltısı. Burada bir Ukrayna lezzetiyle beraber. Sirniki, right? Bunlar şey, peynir topları. Noah da çok seviyor. Anna? Canım. Yusuf gidiyor. Evet gidiyor. Şimdi kahvaltıdan önce niye beni dolduruyorsun? Bir de müziğini de açmışsın. Baba? Evet oğlum. Çok yakışıklısın gene. Teşekkür ederim oğlum. Senin kadar olmasak da. Allah'ım ya. Asıl yakışıklı olan sensin. Sağ ol, teşekkür ederim. Aslan oğlum benim. Şey diyorum, Yusuf gidiyor diyorum. Yusuf'um, Allah'ım yolunu açık etsin Yusuf'un inşallah. Gitmesini istemiyorum desem ne diyeyim şimdi yani, tamam ama onun bir geleceği var. Evet. Ona da şimdi engel olamayız. Kesinlikle. O zaten biliyor kendisi için ne istediğini. Biliyor. Allah'a emanet olsun. Sizleri de aynı. Seni de gönderdim, böyle göndermedin mi gerçekten? Gönderdim baba, gönderdim. Sen de üniversitedeyken Polonya'ya Erasmus'a gitmedin mi? How do you feel? I'm feeling amazing, you know, with Erasmus. Erasmus! Peşinden Amerika, peşinden diğer ülkeler. Yes, I need a ride. Ready? Hep özlemle, hasretle beklemedik mi? Öyle. Biz su da bekleyeceğiz ama görüntülü görüşme olacak. Şöyle bir durum var, beni videolarla takip ediyordunuz hiç yoktan. Yusuf video da çekmiyor. Yusuf'u görüntülü takip edeceğiz. Yusuf, senin bir telefon alışkanlığın var, çok iyi değil. Şarjın hep olmuyor.
Onu lütfen dikkat. Telefon şu an şarjda. Onu lütfen dikkat et. Her zaman ulaşabilirim. Allah'ın izni ve inatiyle sana ulaşabilir. Yani görüntülü ya da sesin. Bana bir mesajla baba ben iyiyim de yeter. Evet. O kadar. Bizim serimiz tek şey bu. Ailemize de haber vermek göçebe hayatında çok önemli. Özellikle Yusuf'un yaşlarında başlıyorsanız, onun gibi genç girişimci iş bulmuşsanız arkadaşlar çok ama çok önemli. Anam üzülme ya. Şey Engi. Seni de götürür. Engi. Yani arayacağımız ikinci bir kişi yok orada. Evet evet. Hani oğluma ulaşabilir misin diyeceğimiz kim var yok. Yusuf, öyle çok korkacak bir şey yok Allah'ım yani. Allah'ım işinizi gücünüzü rast getirsin. Amin. Yolunuzu açık etsin. Bahtınızı açık etsin. Amin. İşinizi gücünüzü rast gelsin. Amin. Sağlıkla, sıhhatle Allah'ım hayırlı ömürler versin. Hayırlı işler versin. Bereketli olsun, sağlıklı olsun, afiyetli olsun. Amin. Teşekkürler. Helalinden olsun, hayırlısıyla olsun. Bizim Rabbimizden istediğimiz, sizlerden istediğimiz o. Çoluk çocuklarınız güzel olsun, sağlıklı olsun. Amin. Onlarla mutlu olun. Babam bağladı. Bitmiyor. I'm saying that Yusuf is starting his digital nomad lifestyle and my parents are a bit sad. I say Noah born into nomad life. Yeah, but if he will one day say I'm going alone, bye bye, we will also feel... Ah yes. Vallahi imkanım olsa giderim Yusuf'un yanına çünkü nasıl pasaportla gidiliyor. Giderim yani, para para hiç düşünmem vallahi. Vallahi götürürüz bir giderim, gün ama. Giderim yani giderim yanında kalırım şu abi hafta, onun geri gelirim. Sen İngilizcen de fena değil. İngilizce yavaş yavaş geliştiriyorum, geliştireceğim evet. Yani. Aynen konuşuyorsun. Tabii konuşacağım Lenayla. Tabii yapacağız ya. En büyük hayallerimden biri bir gün kayınpederle babamı alacağım, atacağım dünyanın bir ülkesine. Uzaktan video çekeceğim bunları ne yapacaklar diye. Biz her şekilde yaşarız Allah'ın izniyle. İstersen Survivor yap. Bence de yaşarsınız. Ben de öyle düşünüyorum. Sen diyorsun dünürler diye. Dünürler. Dünürler. İki dünürler. Program. Dünürler. Böyle bir ismi de olsun. Bu fikrimizi kimse çalmasın. Evet dünürler. Pastırmaya mı? Evet. Tabii canım. Böyle dijital göçebeyken pastırmalı yumurtalar yok artık. Olamaz. Menemenler yok artık. Daha güzel şeyler var. Dijital göçebeliğin ilk süreci gerçekten çok zor. Bu nedir? Online beceri geliştirmek. Bu gerçekten yıllar alabiliyor. Bazen 6 ay, 5 ay çok sık çalışırsanız daha da kısa sürede olabilir. İş bulmak, müşteri ayarlamak, para kazanmaya başladınız mı gerisi çok rahatlıyor. Yurt dışına çıktınız mı zaten oradaki heyecanla beraber normalde kendi evinizde yaptığınız şeyleri çok yapmıyorsunuz. Alışverişe para harcamayı bırakıyorsunuz, ona buna para harcamayı bırakıyorsunuz. Yurt dışında deneyimlere para harcamaya başlıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. İnşallah. Allah'ım evet. Yollarını açık etsin bu işe gidecek gençler, bu yola girmek isteyen gençlerimiz var. Var baba birçok kişi var. Onlara da ben inşallah yolları açık olsun, bahtları açık olsun. Amin. Ben herkesin iyi olmasını isterim. Yapmak istediği bir hedefi, gayesi, amacı varsa Allah onların yollarını açık etsin. Amin. Başarılı olsunlar. Şimdi Yusuf neredeyse her şeyden bahsettik. Evet. Yusuf'un bazı eksikleri var. Yusuf'un arkadaşlar neredeyse hiç kıyafeti yok. Bunlar tamamen kışlık gideceği bölgeye yaz. Bunları almamız lazım. Onları tamamlamamız lazım. Baba bizi götürecek misin? Götüreceğim inşallah Allah nasip ederse. Ama önce kahvaltımızı bir yapalım. Bize bir çıkışını göster. Güzel. Çıkışı böyle, gelişi çok daha farklı olacak. Çantalar, mantalar, yeni yeşeyler. Çorap. Evet, benim çorabımı çaldım. Benim çorabımı vermek zorunda kaldım. Tanım. Bir tanem. Fışık fışık. Hayır. Gelecek istediğin zaman gelecek ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Anneler çocuklarına sarılırken. Daha, gerçi daha bugün gitmiyoruz. Bugün sadece alışverişe gidiyoruz. Ama öyle biraz. Evet. Canım oğlum. Güle güle oğlum. Yoruyor. Ben de geliyorum. Oh my god, he is gonna drop the phone. Sen nereye? Baba? Hoppa, oradan baba. Tamam, sıkıntı yok. Çatalı yapmış bu arada. Aynen, çatalı arkaya koysaydık iyi olurmuş. Şey koyun lan, bunu da arkaya atarsınız. Çünkü cebimdeydi diye hatırlıyorum. Daha bugün ne dedik? Telefonu şarj etmeyi unutma. Adam telefonunu unuttu. Abi yok. Arasana ben. Mama gelmek üzereyiz. Ankara'ya gidiyoruz. Adam telefonunu unuttu. Babam ufak bir mola verdi. İnanılmaz. Vallahi yok değil mi? Yok. Ama çalındı bence. Nerede çalınacak? Getirdim ben telefonumu. Neyse git ara bakalım. Bu Ankara'ya giriş. Evet. Bundan herhalde kaç 5-6 tane kapı var Ankara'ya geç kapı. Ankara'ya böyle bu kapıdan girdikten sonra bir oyun havası çalıyormuş. Doğru mu? Bilmiyorum. Ben niye? Çünkü Ankara'nın bisikleti var ya oyun havası. Evet.
12 seconds later. Güvercin uçverdi. Kanadın açıldı. Kim başlattı? Sen mi? Yar yandım aman ben yanamam. 1 hour later. Oy farfara farfara. Ateşte düştü şalvara. Ağzım dilim kurudu. Baba dönüşü kaçırma, dönüşü kaçırma. Oy farfara farfara. Ateşte düştü şalvara. Daracık daracık sokaklar. Kızlar misket yuvarlar. Geldik. Let's go. Biz çocuğa bu sabah dedik ya telefonu şarj etmeyi unutma diye. Dijital göçebe hayatına başlayınca bugün telefonunu unutmuş evde. Yani Yusuf. Ama ben çok eminim cebimdeydi, hissetmiştim. Ya düştüyse? Yok ya. Annem. Aradın beni. Öyle bir şeyler dedin ya, komikti ama hatırlamıyorum. Yusuf'un bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz bir yere geldik. Kırıkkale'de tek bir yerden bunu yapmak çok zor olacaktı. O yüzden dijital göçebe yolculuğuna hazırlık için ne lazımsa buradan hepsini halledeceğiz. Kaderin önünde Yusuf Salih Özdemir. Bu ilk kez mi giriyorsun Dekatlon'a? Evet, ilk kez. Hadi bakalım. Şimdi Yusuf, neyle başlayalım? Dinle, dinle. Ya sırt çantalı gezeceksin, rahat olacak. Özellikle Güney Asya ülkelerinde. Hı-hı. Ya da bir tane valizin olacak. Sırt çantası ya. Benim tavsiyem sırt çantası olur bu sefer. Aynen, bir de senin çok eşyan yok yani. Yani ben minimalistim. Evet. Seç bakalım. Ya parasını ben ödüyorum ama hangisini seçeyim sana kalmış. Yok, sen seçeceksin. Şimdi bu da olabilir istiyorsan. 2300 lira al, daha uzun süre gider büyük ihtimalle ve bu 70 litre. Daha büyük biraz. Bu gerek yok, çok büyük ağırlama, sırtın ağırlığı vermesin. Aynen, bu da 50 litre. Çok bence bunu alsan da olur yani. Al bismillah. Deneyeyim mi? Dene bir, dene bir bakalım nasıl duracak. Bence güzel. Nasıl açacağım bilmiyorum. Şuradan şöyle yapacaksın işte. Şuraya çekeceksin, bir anda açılacak. Wow. Adam dünya yurt dışına çıkacak şeyi, çantayı nasıl açacağını bilmiyor. Bu çok da yakıştı sana. Ay be, ben de şu anda duygusal olmaya başladım valla. Ben de bir duygularım karıştı biraz. Sen burada hazırlıklı gitmiş miydin? Yani... Değildi değil mi? O kadar değildim yani belki. Bu kadar param yoktu. O bir gerçek. Bence oldu. Bence de oldu. Yusuf sırt çantalı gezmeyi tercih etti. Valizler bazen sıkıntılı olabiliyor bir yerden götürürken. Şimdi bu çantaya her şeyi yerleştiriyorsun ama acil mesela hostelde bir şey almak istediğinde şuradan falan da açabiliyorsun. Şöyle rahat oluyor. Aynen, bir de birçok yeri var işte. Buraya şarj aleti koyarsın, ne bileyim şuraya başka bir şeyini koyarsın, şuraya suyunu koyarsın. O yüzden böyle çantalar genelde tavsiye ediliyor. 50 litre aldık daha da ağır taşımasın diye. Bir de gündelik eşyalarını taşıyacağın, hızlıca çıkarıp takabileceğin bir şey lazım sana. Beyaz. Aa, güzelmiş. Ben beyaz pek giymem normalde de. Bir bak bakalım. Baba şuna bak. Cüzdan falan, telefon. Güzel. Beyaz olmasın da. Bence sarı olsun ya. Sarı olsun. Sarı daha... olması diyorum, ne güzel bir şey. İstediğini alabiliyorum. İstediğini alabiliyor şu an, evet. Bu arada bugün satın alınan her şey Yusuf tarafından karşılanıyor. Tamamen kendi çalışması. Biz hiçbir şekilde babam ya da ben finansal olarak destek vermiyoruz. Maddi destek yok. Tamamen ne destek denir? Manevi destek. Manevi destek var bizde. Biz sadece destekliyoruz böyle bir yolculuğa çıkmasına. Ya bu da hardal sarısı, bu ne ya? Güzel güzel. Bence güzel. Açıyor. Beyazdan iyi Yusuf. Aha. Yusuf, onun yerine bir tane bundan da alabilirsin. Bu da çok rahat sığıyor zaten her yere. Bilgisayar çantası dışında gündelik ihtiyaçların için bir yere giderken falan bir tane de şöyle bir çanta alacağız. Hangisinden? Tek sıkıntı, hostelde buna benzer çanta kullanan birçok kişi olabilir. Karıştırılabilir. Buna bir yazı, bir sticker, bir ticker, bir şey eklerse mesela bizim amazing stickerları çıkarsa o zamana bir tane amazing sticker'ı koyabilirsin. Güzel olur, evet. Tamam, bunu da alıyorsun o zaman. Neyse, hostellerde dolabını kilitlemesi için bir kilide ihtiyacımız var. Bir kilit alacağız sana şimdi buradan. Şunu şimdilik alıyoruz, daha sonra orada daha büyüğünü falan alabilir, değiştirebilir gerekirse. Ama başlangıç olsun, bunu çözeriz nasıl kullanacağını. Bunu kaybetmemeni tavsiye ederim. Seçtiğin suluğu güzel kullan yani. Her zaman işine yarayacak, özellikle şehir içerisinde biraz gezmek istediğinde falan. Ucuz bir şey al. Decathlon kaybedersen bir daha alırsın. Şöyle bir şey alayım işte. Al. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Neymiş, nasıl bir şeymiş bu? Ha, anlamadım. Sen de basit şeyleri anlamıyorsun, karmaşık şeyleri çok iyi yapıyorsun. Dur ya, yapacağım. Press diyor. Tamam. Üzerinde yazıyormuş. Hadi. Hadi hayırlı olsun. Bırak güzel işte. Bunlardan bir
Kötüleştikçe alırsın kalenci. Beğendiğini seç. Hocam. Yürü bir bize doğru. Yürü güzel güzel. Şunları koparacağım galiba. Aldın mı? O mu oldu? Bu ne oldu? Kaç TL Yusuf? 640. Evet. Onu da ekle. Bir de siyah ayakkabı aldık şöyle. 2105 artı 600 kaçtı? 40. Bunlarda genel iskonto var mı? 2745'teyiz şu an. İndirim var mı genel indirim? Valla herhalde üyeliğimiz var. Belki onunla olabilir. Bakarız. Hadi gidelim. Son belki değil mi? Belki. Abicim. Şimdi iki havlu, biri pamuk bu şekilde. Bunu normal şeyde de kullanırsın. Duşta falan bir bak büyüklüğüne gene de. Ha kendi şeyi varmış. Evet. Bu çok küçük ya. Bu duş için kullanılmaz. Buna gerek yok. Hayır. Bununla popon kaplanmaz. Doğru. Yanlış, bu değil, bu değil. Bunu geri bırakayım ben de. Bu benim en sevdiğim havlu türü. Bunu hem sahilde kullanırsın hem duş alırken kullanırsın. Benim tavsiyem iki tane al. Biri sahil, biri duş için olsun mesela. Çok rahat katlaması, sırt çantasına koyması. Birçok kişi de zaten hostelde bunlardan kullanır. Sahil için de çok güzel. Bir bundan havlu 220 TL. Bir de ondan biraz daha büyük 240 TL. Babam da Decathlon'u keşfediyor. Nasıl gidiyor Decathlon keşfem? İyi, güzel, çok güzel. Yani herhalde Decathlon alışverişini bir bitirdik gibi. Bir şey unutursak geri geliriz. Şuna koy. Nasıl koyuz bunu? Öğren. Şuradaki ne işe yarıyor? Tada. Süper. Bak bu çantayı neden aldığını anladın mı şimdi? Evet. Her şeyi sığdırdın. Evet. Bütün aldıkları çantanın içerisinde. Ne kadar tuttu her şey? 3150 miydi öyle bir şey? Evet, daha devam ediyoruz. Bu tarz çoraplar ve ince. Slot varsa tembel hayvan onu çok seviyor. Hazırlığını yapıyoruz. Şu çantasını da daha bugün aldım. Ben şunu sevdim. Şu küçük olan güzel duruyor. Ya bir de desensiz böyle günlük kullanacağın, her gün değiştireceğin çorap. Evet. Şimdi gelişi de var. Evet. Yürüyüşe falan gittiğinde bir yerlerine bir şey batmasın diye uzun çorap giyebilirsin. Evet ya. Ya da daha Endonezya'da falan daha çıkmak istediğinde bunlar da işine yarıyor. Şu tarz da var, uzun ve ince. Daha kampanya mesela 3 aldı 2 öde. İç çamaşır ve çorap çok önemli arkadaşlar. Mümkünse yani 10-15 tane almanızı ben tavsiye ediyorum. Bazen çünkü çamaşırhane bulamıyorsunuz bazı yerlerde. Anlayacak gittikten sonra neden böyle bir şey yaptığımı. Al bu. Ya kaderinde oğlunun iç çamaşırı ve çoraplarını taşımak da varmış. Yani tabii ki niye olmasın? Benim canım, hepiniz de. Sağ ol baba. Bilesiniz, hepiniz, gördünüz de. O kadar çok var ki unutuyor. Allah aşkına. Hepiniz, dördünüz de. Oldu. Güzel. Tamam, bu oldu, ben bunu alayım. Bence güzel. Bence güzel. Bir de birkaç tane daha larça alalım, larç sana daha iyi oturuyor. Larç alıyoruz. Sanki aynen. Aynen, bu tarz oldu böyle bir. Evet, çok güzel. Bunun yok, kalıp olayı ben. Tam aynen. Senin, tam aynen. Senin. Aynen. Şey. Diğeri daha iyiydi. Diğeri daha iyiydi, evet. Bir tane de uzun kollu alıyoruz. Arada böyle bir yürüyüşe çıkar, ne bileyim Tayland'a Pai'ye gider, soğuk bölgelere geçer hafiften. O yüzden... Yusuf'u da güzel oldu oğlum. Öbürü daha iyi baba ama. Öbürü daha çok yakıştı. Baba, minyatürüne hazır mısın? Hadi bakalım. Ben de bir gün inşallah böyle hazırlayacağım böyle oğlum. Babam dünyatürüne çıkıyor sen de. Ben de yok. Ben de bir gün hazırlanacağım inşallah. Öyle. İnşallah. Evet, hepsi bu kadar. Hiç bakmadık. Bakalım ne kadar tutacağız. 2180. 1500. 2180. 1500. 1990. Çıklak benim dediğim yakın bir şey. Yakın ben en tanıyorum. Yakın ben tuttum. 1500. Sen kaç tuttun? Ben 2150 mi ne dedin? Ha 2100. Sen de yakınmışsın. Ha öyle bir şey dedin. Hayırlı olsun beyefendi. Hayırlı olsun Yusufçuğum. Aman. Faturasını da aldım elinde diye. Param bitiyor. Kişisel bakım. Şimdi kendine güzel, rahat taşınabilecek bir diş fırçası seç. Şimdi kişisel bakımda... Bunların hepsinin standart olması gerekiyor. Aynen standart olur. Biz bunu alalım. Bu güzel. Çünkü bende de aynısından var. Anne, Eclipse de çıkartmış bundan. Ne sevimli. Makas işine yarar. Biz bunu alıyoruz anne. Tamam. Şuna gerek yok. Sağ ol. Teşekkürler. Aslında sana lazım bu. Sen ne aldın? Ya bu değil de. Biz bunu hep kullanıyoruz. Tamam, biz bunlardan bir tane alalım. Kesinlikle işine yarayacak. Ben %100 eminim. Ya sabuna ihtiyacın yok da. Sabunluk bir şeyin yok ama buraya belki başka bir şey koyarsın. Ama bunlardan bir tanesine ihtiyacın olacak. Bir de... Sende var değil mi bu? Ya bunu göstermedik ama arkadaşlar zaten Yusuf'um var. Kesinlikle hostellerde tavsiye ederim. Kulak tıkacı var mı? Biri horluyorsa odan da lazım olacak. O zaman anlayacaksın uyku kaliteni düşünce. Ne yapsın? Beni güneşten korusun. Sadece. Daha başka bir sürü şey yaşlanmasın. Yaşlanma karşıtı oluyor, leke karşıtı oluyor. Renkli oluyor, cildine göre renk değiştiriyor. Telini pürüzsüzleştiriyor. Bize böyle en normali neyse onlar. En normali. Ben devam et. Devamlı sahile gideceğim falan. Yani. En iyisi bu. Tamam. Ne aldık? Diş fırçası, diş macunu,
duş jeli şu şekilde set. Hoş bulduk, merhabalar. Güneş kremi, bir de kişisel bakım seti. Güzel. Ama kadar küçük. Hepsi burada. Kaç? 700. 700 mü? Yani çünkü en pahalı zaten şey oluyor. Ben 900 diyorum. Yusuf Bey, bir 784 TL'niz daha gitti. Money money gidiyor. Money money. Babam ne yapıyor hocam? Bilmiyorum ki, bakalım babam nerede. Babamı Ikea'ya da bıraktık. Baba sen şurada otur biraz. Bizim Türkiye vloglarını izliyor, bu ara paylaşılıyor. Tam tam tam. Biz birine soralım direkt, biz alıcıyız zaten. Ve bayıcı. İhtiyaçlarını alıyoruz. Ha, öyle mi? Yapma, aynen aynen. Yanlış olmasın dedim. Ya, bir sorayım. Nasıl doğru doğru bildin. İyiymiş. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İsmin nedir? Volkan. Tanışma memnun oldum Volkan. Volkan, bize bir bilgisayar çantası lazım, bir de kapri lazım varsa. Şöyle söyleyeyim. Kaprimiz yok. Bilgisayar çantası da uydurabilmeniz için sizin için yani en uygun burası. Güzel. Yusuf, bunu beğendin mi mesela? Rengi çok kötü abi ya. Rengi mi? Şu da belki olur. Bunlar da batır profesör. Aynen. Bana biraz sağlam bir şey lazım. Yani. Evet evet. Hem mağaza müdürü hem de çalışan tanıdık çıktı. Bana şimdi çok kaliteli bir laptop çantası lazım. Evet. Bunlar güzel. Yani fiyat başlayan fiyatlarla diyor. Şey diyorum şimdi, sağlamlık açısından diyorum. Tamam. Abi seninki gibi sağlam bir şey nerede bulabilirim acaba? Hem bilgisayarını korur. Tamam mı? Hem su geçirmez büyük ihtimalle. Evet. Fiyatı nasıl? 2000 TL. Alamayız bunu şu an. Evet, bu biraz yüksek geldi sen. Peki şu? Yusuf, bu güzel. İçine bak da. Ya. Öyle ya, bakmıyor bile. Geniş bayağı. Ben yoruldum. Ben de yoruldum. Çocuğa sırt çantası bakacağız diye öldük bittik burada, yemin ediyorum. Sırt çantası ayarlayamadık, laptop çantası. Değil mi? Şu... Çıkar onu. Fiyatı ne kadar bunun? Şey, 1050 bu. Şu herhalde 790'lık. Ne 400'lük bir şey, ne 2000'lik bir şey. Tam ortasında. Ben beğendim ya. Bence de rahat. Bu çok hoş. Tam senlik var ya. Sırt çantasını da aldık. Baba, çocuğu bir göreyim ben. Gel. Sırt çantasını da aldık, sadece terlik kaldı. Annesi. Vallahi çocuğu bıraktım. Babam, ne haber? Ne haber? Annem çok güzel duruyor. Anne, kamera yaz, bir şey aşağı indirsene. Biraz şey aşağı indir. Biraz onun yüzünü göster. Heh. Tamam. Şimdi tam oldu Hatun. Babacım, babacım, babacım. Hadi, hadi, ben, hadi gidelim. Hadi geliyoruz. Bir tek terlik kaldı. Kolay gelsin. Hadi hayırlı. Dan 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 dan. Bitti. Annem sağ olsun, terlik ayarladı. Terlik satın almamıza gerek kalmadı. Ayarladı mı? Şu anda evet, ayarladı. Şu anda çıktık. Ya o kadar yorucu bir şey ki, özellikle Yusuf'la çok böyle şey kalıyorsun böyle. Alalım mı abi? Merhabalar. Tabii ki. İsminiz nedir? Ya ne rahatsızlığı? Gelip gelip gidiyorsun, gelip gidiyorsun. Gel, sağlayayım. Nasılsın? Ben de sağlayayım. Şey, Selçuk. Tanışma memnun oldum. Ne yapıyorsun Engin? Merhabalar. Babayı bile artık tanıştık. Merhabalar. İsmin ne? Merhabalar. Yusuf'a hazırlık için geldim. Kırıkkale'de yok. Merhabalar. Merhaba. Tanışma memnun oldum. Vallahi nasıl tesadüf ya. Hemen bir fotoğraf çekelim. Tam da bittik bittik çıkıyorduk yani. Çok şöyle video için sen bir fotoğraf çekelim. Hemen. Hem bir çantamı yedin mi? O da olur. Vlog da dahil oldu. Bir şey çeker misin? Yok, çok sıkıntı yok. Tam Yusuf'un videosunu bitiriyor. Tamam, sıkıntı yok. Dur be. Ben de çekeyim de gördüm bir tane. Son videonu izlemedim. Neredesin şu an? Şu an Türkiye'ye geldik. Vlog'da. Aynen aynen. Bir hafta ara var hafiften. Tamamdır. İki taraftan da çektim. Artık burada mısınız? Bir uzun yolculuk öncesi ailemi görmeye geldik. İyi, spoiler vereyim mi? Spoiler nereye? Olsun nereye? Olsun mu? Nereden? Tekrardan geri dönüyorsun. Hadi aynen. Bakalım. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Hoşça kalın. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Ay, ne tatlı insanlar var. Ne geçti biliyor musun? Tam sen böyle çekiyordun ya, diyecektim. Burada bir tane herhalde. Tam denk geldi. Evet. Diyecek herhalde dedim. Karşımızda bekliyormuş o. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel ya. Vallahi bitirdik. Çok mutluyum arkadaşlar. İnanın çok uzun sürdü. Unuttuğumuz bir şey var. Günün sonunda harcadığımız para 3105, 1989, 784, 1050. 6928 TL. 29'a bölsek 238 dolar harcamışız. 300 dolar bütçemiz vardı. İyi. Ben yemek ısmarlıyorum o zaman. Tamam. Baba. Yemek. Yemek yiyeceğiz. Benim bir de arabamın mazotu da alındı bu arada. Oo, doğru, onu da unuttuk ha. Onu ben almadım değil mi? Onu da sen aldın. Ben evet. Mi aldım? Tabii. Benim niye benim? Evet, ben onu düşeceğim senden. Geri eve dönüyoruz. Bitirdik. Çok mutluyum. Abi sen bunları düşeceğim diyorsun da unutmuyorsun inşallah. Hep böyle. Yok yok, unutmam canım. Düşeceğim inşallah. Et kuzu. Su kuzu eti. Oh. Cağ kebapçısına geldik. Erzurum cağ kebabı.